Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an bir icat yok ama birazcık işte saçmalarken bulduğum bir şey göstermek istiyorum. Işınlanabilir bir redstone kulağı. Evet, doğru duydunuz arkadaşlar. Bu arada bunlara saat mi desem, clock mu desem karar veremiyorum videolarda. Çünkü saat deyince aklıma gelen şey hani bu değil ama clock deyince hani niyeyse o geliyor aklıma. Çünkü redstone'ları izleye izleye öyle alışmışım demek ki. Ama saat deyince aklıma yani redstone clock gelmediği için ben clock diyeceğim büyük ihtimalle. Gerçek bir saatten bahsedecek olursam ama saat diyorum o zaman da. Neyse. Şimdi ışınlanabilir saatleri daha önce görmemiştim arkadaşlar. Çok aradım ama bulamadım. Varsa bile demek ki haklarında çok konuşulmuyor. O yüzden şimdi bir tane göstereceğim aklıma gelen. Ama tam değil ama yine de göstereyim. Peki. Şöyle çalışıyor arkadaşlar. Öncelikle bir clock yapalım. Hangisiydi? Sanırım böyleydi. İçinde komut yazıyor çoktan arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu bir clock oluşturuyor. Bu 20 tiklik değil, daha yavaş bir clock sanırım. Niye bilmiyorum ama öyle. Bu arkadaşlar buradaki şey comparator'ı tekrar güçsüz yapıyor. Ondan sonra tekrar güç alıyor buradan ve buna enerji veriyor. Bu şekilde bir clock olmuş oluyor. Ama bu clock çok kullanılmaz. Çünkü yani gereksiz, bakar mısınız? Comparator kullanıyor ama bu clock ışınlanabiliyor sayılır. Lütfen hemen şey yapmayın. Çünkü bu clock aslında yarı ışınlanabilen bir clock. Ama tam ışınlanabilir olduğu bir durum var ve onu göstereceğim bundan sonra. Peki şimdi diyelim bu şeyi ışınlamak istiyoruz. Ne yapalım? Clone. Işınlanabilir dedim değil mi? Yani klonlanabilir demem lazım ya. Şimdi yönler aklımda mı bakalım? Eksi bir. Burası. Eksi bir. Ondan sonra bir. Ondan sonra bir. Ondan sonra eksi bir. Kendisini dahil etmeli mi? Kendisini de dahil etmeli değil mi? O zaman böyle mi oluyor? Galiba böyle oluyor. Şimdi bunu bir blok yukarı ışınlayacağız. Eksi bir. Bir. Eksi bir. Peki. Replace. Ve move. Umarım doğru yazmışımdır komutu. Evet, gördüğünüz gibi bir blok yukarı ışınlandı ve saat çalışmaya devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar ama ne yazık ki hayallerinizi birazdan yok etmek üzereyim. Çünkü bunu yeterince ışınlarsanız gördüğünüz gibi clock bozuluyor. O zaman diyeceksiniz ki stabilitesi yoksa bir işe yaramaz diyeceksiniz ki haklısınız. Ama stabil olduğu bir durum var ve bunu bir deneyle de çok rahat bir şekilde kanıtlayabiliriz. Peki. Evet, gördüğünüz gibi biz neden bu bozuldu? Çünkü biz bunu rastgele zamanlarda ışınladığımız için bir süre sonra yanlış bir anına denk geldik ama çoğu zaman çalışıyor. Yani küçük bir anda da olsa bozuluyor bu sistem. Ama eğer bu sistemin içine ekleseydik ışınlaması şeyini, o zaman çalışırdı. Ne demeye çalışıyorum? Çok saçma geliyor söylediğim şeyler bana bile. Öncelikle şunu şuraya koyalım. Şimdi bunun içine bir klonlama komutu yazacağım. Bütün sistemin klonlamasını yazalım hemen. Clone. Eksi 2 yanılmıyorsam. Böyle, böyle. Ondan sonra böyle, 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 böyle. Bir, ops, bir, böyle. Peki bunu replace ve move. Bu bir blok yukarı ışınlamalı bu. Şimdi arkadaşlar, yanlış yapmış olabilir miyim şurayı? Kontrol ediyorum. Hayır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu buraya koyduğumuz zaman ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Bu clock çalışacak. Ve bu şey aynı zamanda yukarı doğru ışınlanacak. Yani bu şey durmadan tık 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 diye dünyanın en üstüne kadar ışınlanırsa ortalama 100 deneyden fazla gerçekleştirmiş olacağız. Hatta 200 deney gibi bir şey gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü her bir ışınlama bir deney yerine geçecek. Ve doğal olarak sistemin çalıştığını gözlemleyeceğiz. Yani biz bu klon komutunu doğrudan klon değil de başka bir şey olarak ayarlasaydık. Mesela bilmem ne olduğunda klonla diye ayarlasaydık. O zaman bu sistem hiç bozulmadan çalışacaktı. Kendisini ışınladığı sürece bozulmayacağını göstereceğim şimdi. Bu arada acayip bir ses geliyor olabilir. Çok üzgünüm arkadaşlar ama öyle. Bilgisayarım da hatta birazdan acayipleşebilir. Ben o yüzden olmadan videoyu bitirmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an durmadan yukarı ışınlanıyor. Eğer bütün dünyanın tepesine kadar çıkarsa zaten hani 200 deneyde de bozulmadığına göre imkansız diyeceğiz bozulması ve stabil diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu clock stabil olarak çalışıyor arkadaşlar. Bu klon komutu yerine belirli bir şey olduğunda klon derseniz kendisini klonlayan sistemi geliştirmiş olursunuz ve böylece klonlanabilir bir klonunuz olmuş olur. Tabi diğer komut bloklarını buraya eklemeniz lazım. Yani
Böyle klonlandığında çalışan bir clock istiyorsanız bence böyle yapmalısınız. Eğer uzaktan klonlandığında çalışan bir şey istiyorsanız, yani ilk baştaki gibi, onu nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Bu yarı stabil bir clock, öyle bir durumda, ama kendi içinde yarı stabil değil. Şimdi niye durdu diyeceksiniz. Yani dünyanın tepesine erişti. Buradan sonra ışınlanmak mümkün değil arkadaşlar, ama tabii biz uçabiliriz de. Bakın gördüğünüz gibi biyon falan bile gidiyor. Çünkü tanımsız buralar. Güzel. Ve geldik. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu arkadaşlar. Bu kulağı göstermem sebebi çok beğenmem bu kulağı ilk önce. Çünkü işime yarayacak ve bunu neyde kullanacağımı tahmin edebilirsiniz. Çünkü benim önceden, hatta artık seri diyebileceğim bir yaptığım icat vardı bir tane. Durmadan update'liyordum videolarda. Şimdi onu tekrar update'leyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü bu inanılmaz bir şey. O zaman bilmediğim. Update'leyeceğim bir icat gelecek yakında arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım kulağı beğenmişsinizdir. Ve şimdilik bu kadar. Ateşlediğimde domuzu vuruyor ve onu öldürüyor. Tam da hedefini vuruyor arkadaşlar. Şimdi de onu vuracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaçmanıza izin vermesi için ayarladım.